Bu topraklarda zulmedip kanımızdan, canımızdan nice insanı şehit eden Bay Cunoyan'ı öldürdü. Büyük Moğol ordusu geldiği vakit işimiz daha da zor olacak. O yüzden senin bir an evvel hicret ederek Müslümanların emir olacağı bir yurt kurman gerekir. Büyük davalar huzurlu diyarlarda yetişir. Bundan asırlar evvel ilk Müslümanların yaptığı gibi. Mekkeli müşrikler Müslümanlara büyük eziyetler yapıyorlardı. Onları işkencelerden geçiriyor, onlara hayatı zehir ediyorlardı. Müslümanların mallarına el koyuyorlar, onlara her türlü hakaret yapıyorlardı. Bir avuç Müslüman için bu yaşananlar artık katlanılmaz olmuştu. Müslümanlar Efendimiz'e gelerek bu durumu şikayet ettiler. Efendimiz ise onları dinledikten sonra Yesrib'e, yani Medine'ye hicret etmelerini söyledi. Bunun üzerine Müslümanlar Medine'ye hicret etmek için hazırlıklara başladılar. Lakin müşrikler buna engel olmaya çalıştı. Onları öldürmekle tehdit ettiler. Gitmemeleri için onlara her türlü işkenceyi yaptılar. Müslümanlar bütün bu zorluklara rağmen yola düşüp hicret ettiler. Kimisi eşten, kimisi anadan, babadan, kardeşinden, kimisi malından, kimisi de her şeyinden vazgeçerek bu kutlu yola düştü. Bu kutlu yolculuğun sonunda Medine'ye vardılar. Ve orada Medine İslam Devleti'ni kurdular. Bütün insanlığı kurtarmayı vazife edindiler. İslam Devleti kısa sürede genişleyerek büyük topraklara erişti. Onların hicret etmesi sayesinde insanlık kurtuluşa erdi. Bütün hicretlerin amacı budur. Evlat, hicret her şeyin bittiği yerde yeniden başlamaktır. Bilesin ki bu bir kaçış değil, menzile varmak için çıkacağın bir yoldur. Ademoğlu bu dünyada muhacirdir. Senin hicretin bütün insanlığın kurtuluşu için bir hicret olmalıdır. İnşallah Rabbim yar ve yardımcın olur. Allah, beni ve neslimi her daim bu sevdanı, bu davanın bir neferi eylesin. Gönlümüzden hicret ahlakını çıkarmasın.